Okuduğum uzunca yazıları, hatta kitabın bir kısmını sesini bildiğim biri tarafından, yani bir başkasının sesiyle nasıl sessizce okuyabiliyoruz? Bu bana çok ilginç geliyor. Yani sizin konuşmanızı belli bir süre dinledikten sonra bir yazıyı okurken sizin sesinizden dinliyormuş gibi okuyabiliyorum sessizce. Bu nasıl bir şey? Çok tuhaf, ünlem. Yo, tuhaf değil aslında. Anlatım tarzını, sesini bildiğiniz insanlarda bu hep olur. Ben Murat Menteş'le tanıştıktan sonra Murat Menteş'in romanlarını okumuştum. O yüzden benim bir gülme alıyor sürekli. Yani milletten daha fazla gülüyorum. Adamın romanları zaten komik de. Bir taraftan da böyle Murat'ın söyleyiş tarzıyla okuyunca hakikaten tuhaf bir şey oluyor yani. Okumaktan elde ettiğimiz faydanın artışına dair de bence bir işaret. Çünkü o kişi malum konuşurken söz ve ses dışında başka bir sürü done kullanıyor. Yani el hareketleri, sesin iniş çıkışı, yüzünün şekli, bir sürü şey var yani iletişimde aslında. Fakat kağıda yazılı bir işte harf dizisinden okurken bunları, bunu sadece söz ve anlam kısmını alabiliyoruz. Dolayısıyla bu aslında zihnimizin o okuduğu şeye daha çok derinlik katmak için kullandığı yöntemlerden bir tanesi. Var olan bütün işte ekipmanı kullanıyor. Ben çoğu zaman masal kitabı okurken mesela, özellikle daha erken yaşlarımda, işte Adenaşlı sesini duyardım mesela. Ondan hep masal dinlediğimiz için, rahmetli böyle her akşam bize masal anlatırdı. Hep o okuyormuş gibi ve onun okuyuş hızında okuduğumu hatırlıyor. Bunun kitabi bir açıklaması var mı bilmiyorum ama bir patoloji değil. Gayet normal bir durum. Ben kitap gibi konuşuyorum. Bunu biraz değiştireyim. Bu iyi bir şey değil. Yani, hocam evet. Sizi dinleyen başka birini dinleyemiyor zaten. Neyse, bunu sonra aramızda şey yapıyoruz. Peki bakalım yani orada zorluk bir... Zorluk çekiyor. Evet. Koku da mesela çok ilginç ya. Kokomatik gibi bir şey yapılmalı bence. Ben tabii dedemin, babaannemin kokusunu o kadar net hatırlarım ki. Değil mi hocam ya? Hatta tabii birkaç sene evvel dedemin kokusuna benzer bir şey duydum. Böyle paniğe kapıldığımı hatırlıyorum. Nereden geliyor falan evet, diye. Evet, evet, bana da oldu. Koku niye öyle? Koku doğrudan beynin bilinçli ve bilinç dışı, işte bu dürtüsel, duygusal bölgelerine doğrudan bağlanan tek duyudur. Diğer bütün duyular filtreden geçip beyne dağılır. Sebebi de o filtre dediğimiz, işte talamus dediğimiz bölge beyinde yeni bir bölümdür. Koku duyusu ondan önce evrimsel tarihte ortaya çıkmış bir duyu. Koku özellikle hafızaları, arzuları, korkuları, her şeyi çok hızlı tetikleyen temel uyaranlardan biri. Biz koku duyusunun bizim için çok önemli olmadığını sanıyoruz ama hiç de öyle değil, çok önemli. O gözün derin bir kokla, mesela biraz burnum tıkalı ama 3 aşağı 5 yukarı bu talimi yaptığım için biliyorum. Hoş mu, nahoş mu, öyle diyelim. Biraz nahoş hocam. Nahoş. Evet, bu koku eğer nahoş ise arka planda zihnin çalışmasını olumsuz etkileyen bir şey. Bunu almasan bile, fark etmesen bile. Evet. O yüzden mesela neden dini geleneklerde falan sürekli yok tütsüler, şeyler, kokular falan, hacı yağları satıyorlar caminin önünde. Tamam, o da işte seven seviyor ama neticede. Mesela limon kokusu konsantrasyonu arttırır, turunçgil kokuları aynı şekilde. Yeşil elma kokusu satışı arttırır hocam. Mağazalarda yeşil elma kokuları oluyor. Tabii lavanta kokusu, papatya kokusu rahatlatır. Mesela kan basıncını düşürür. Birçok insan lavanta yağı döküyor yastığına falan, işte uyumadan önce öyle bir şeyler. Peki bu şey, koku duyusu zedelenen yani kaybolan insanlarda mesela asla geri gelmiyormuş o. O kokunun nasıl kaybolduğu ile ilgili mesela koku duyusu reseptörleri sürekli yenilenir. O hücreler devamlı ürerler. Hatta işte bu sinir hasarı tamirinde koku hücreleri kullanılıyor. Onlar kök hücre gibidir. Ama bu beyinden koku kaybı mesela Alzheimer'ın ilk işareti. Mesela tabii. Duyu. Beyin hasarı sonucu olduğunu, çünkü o alıcılar çalışıyor ama içeride değerlendirme merkezi çalışmıyor. Alzheimer'ın ilk belirtileri de mesela anozmidir, koku kaybıdır. Çünkü kokuyu değerlendiren yerle işte bu hafızayla ilgili yerler birbirine çok yakın ve Alzheimer oralarda başlıyor. Koku çok yaşamsal bir duyu, eş seçimine varana kadar. Yani bazı insanlardan çok hoşlanır, bazı insanlardan hiç hoşlanmazsınız. Onun altında bazen koku sinyalleri çok önemli rol oynar. Bazısının yanından ayrılmak istemezsiniz falan mesela. Muhtemelen onun feromonları, o kokusuz koku hormonları size çekici geliyordur. O yüzden etrafında gezersiniz. Zaten hayvanlar halinde herkes böyle eş buluyor ama biz bunu pek kullanmıyoruz. Çünkü pıs pıs pıs, pıs kozmetik var. Evet, iyi ki var. Hormon takılıyor. Hadi yineysiniz. Çift bulmada bir şey daha vereyim mi kokuyla ilgili erkeklere? Bir ipucu. En afrodizyak koku. Ne öğrenmek ister misiniz? Çok şaşıracaksınız ama. Eyvah. Bilimsel araştırmaların gösterdiğine göre sarımsak kokusu kadınlarda en çok afrodizyak etki yapan koku. Yalnız. 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 Yedikten sonra ağızdaki sarımsak kokusundan bahsetmiyorum. Bir gün önce yediğiniz sarımsağın metabolize olduktan sonra terinize ve teninize yansıyan sonuç kokusu karşı cinse, özellikle kadınlara, erkekler için söylüyorum, kadınlara cazip geliyor. Sebebi
sarımsağın antibiyotik etkisi dolayısıyla sağlıklılık sinyali veriyor. Aa, bakın yapılan araştırmalarda görmüş bu. Çok ilginç. Çok ilginç. Ağızda sarımsak kokunca kötü tabii. Kimse bunu sevmez. Ama bir gün önce yediniz, sindirdiniz. O vücudunuza, kan dolaşımınıza geçti o içindeki etken maddeler. O ter bezlerinizden dışarı çıktığı zamanki hal ve koku karşı tarafa çekici geliyor. Muhtemelen şöyle bir biyolojik sinyal, yani milyonlarca yıl içinde bu sağlıklı besleniyor, iyi bu iyi tarzı bir sinyal muhtemelen. Vay. Yani böyle de şeyler var ama siz gene de tek başına sarımsağa güvenmeyin diyorum. Başka kriterler de var yani. Dişleri fırçalayalım.